Selam herkese, ne haber güzel insanlar? Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz ve hoş bir şekilde de gideceğinizden emin olabilirsiniz. Yine bir mucize teori videosu ile birlikteyiz. Bu video çok özel, sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce şu an kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın. Çok zor bir şey değil aslında, sadece alttaki abone ol tuşuna basacaksın ve bildirimleri aktif edeceksin. Ve şu an videoya like atmadıysan like de atabilirsin. Çünkü bu da çok zor bir şey diye iki tane tuş var, like ve dislike. Sen sadece like'ın üzerine basacaksın. Şimdi ise değil videomuza ve teorimize geçelim. Bildiğiniz gibi Şangay özel bölümü hazır. Bu arada kısa zaman önce Mundo Globe Instagram'da yeni bir fragman yayınladı. Lucanette ile alakadar. Ben fazla sevmedim yani. Lucanette de bana göre değil. Kısaca böyle anlatayım. Neyse, bildiğiniz gibi Şangay özel bölümü hazır. Kısa zaman sonra bizlerle birlikte olacak. Şangay özel bölümünde bildiğiniz gibi Mirinet Tiki'yi kaybedecek ve bölüm bunun üzerinde yürüyecek. Tabi bu durumda Mirinet yeni kahramanlarla, yeni mucizelerle ve Şangay'daki gardiyanla tanışacak. Bence kara kediyi o kadar fazla görmeyeceğiz. Bence Şangay'daki savaşta Uğur Böceği kara kediyi at mucizesi sayesinde getirecek. Bence, ne kadar bence dedim neyse. Muhtemelen Uğur Böceği kara kediyi New York'ta olduğu gibi oraya Paris'i korumasını söylemişti. Ve bu sefer kara kedi onun dediğini yapıyordur ve Paris'i koruyordur. Peki koskoca şehir Şangay. Mirinet Uğur Böceği'ne dönüşemiyor ve Tiki kayıp. Mirinet Tiki'yi nasıl bulacak? Bu samanlıkta iğne aramaya benziyor. Tabii ki Mirinet bunu yalnız yapamaz, desteğe ihtiyacı var. Lady Dragon'u işte bu saniyelerde göreceğiz. Yani daha doğrusu bu dakikalarda göreceğiz. Yani Mirinet farklı bir mucize kullanacak ama bir sorum olacak. Tiki kim çaldı? Bu sorunun cevabını da hemen ben vereyim. Şangay büyük ve kalabalık bir şehir. Dünyada en çok kapkaç olan top 100 şehir arasında var. Muhtemelen Mirinet'in çantasında kapkaççılar çaldı. Tiki de içinde. Öyle işte. Evet, Mirinet bir mucize kullanacak. Peki ne mucizesi? Yani Tiki bulması için bir mucizesi olmak zorunda. Peki ne mucizesi? Tabii ki panda mucizesi. Biraz aradım ve bu fan yapım panda kıvamı fotosunu buldum. Şimdi siz diyeceksiniz ki lan lord, panda mucizesi ne alaka? Hemen bunu da açıklıyorum sizlere. İlk olarak panda nesli tükenmekte olan ve Çin'in sembolü. Kung Fu Panda'yı ne çabuk unuttunuz. Neyse, asıl kanıtsa 1. sezonun 1. bölümünden şimdiye kadar belliymiş. Ve biz bunu görmüyormuşuz, evet. Ama Lord'unuz sizin için bunu da çözdü. İzleyelim. Çizgi dizinin jeneriğinin ilk 5-6 saniyelerinde görüyoruz. İlk bölümden beri. Bakın, Alia tilki mucizesini, Alex tavşan, Milen fare, Juleka kaplan, Rose domuz mucizelerini anımsatıyor. Hepsi kendi mucizesine özgün şekilde hazırlanmış. Tabi Rose'u, Milen'i, Juleka'yı daha görmedik ama kısa zamanda yani 4. sezonda onlarla biz de birlikte olacak. Hepsi kendi mucizesine özgün bir şekilde hazırlanmış. Ama Mirinet orada pandayı görebiliriz. Bizim bildiğimiz kadarıyla bizim mucize kutumuzda bir panda mucizesi yok. Panda da Çin'e has bir hayvan. Ve işte bu yüzden Şangay özel bölümünde panda mucizesi olacak. Belki de 4. sezonun bir bölümünde panda mucizesiyle tanış olacağız. Ama bizim hedefimiz Şangay. Ve bu mucizeyi birine takacak. Çünkü ihtiyacı var. Tiki kayıp ve ne yapsın başka? Muhtemelen adı da Bayan Panda falan olur. Mucizenin gücü hakkında bir bilgim yok. Evet, video buraya kadardı. Bence videoyu takdire layık. Ve şu an bu videoyu izleyip like atıp abone olup bildirimini açabilirsin. Beni Instagram'dan takip et. Benimle daha fazla iletişim kurmak istiyorsan Instagram'da bana yazabilirsin. Çok fazla gönderi atmıyorum Instagram'a ama emin ol oradan da aktifim. Kendine çok iyi bak. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Lord Kaçar.